Evet, ne mutlu Türk'üm diyene 29 Ekim Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümü kutlu olsun, mutlu olsun efendim. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan anıyoruz ve onlara binlerce kez şükürler olsun ki bugün onların sayesinde rahat rahat yolda yürüyoruz, rahat rahat nefes alabiliyoruz. 29 Ekim kutlu olsun efendim. Günaydın Saç Taslan, Erol Köse. Evet. Hoş Hafta geldiniz. sonu artık bundan böyle cumartesi ve pazar 10.30-12 arasında yayında olacağız, ekranlarımızda olacağız. Yani yazın yayın yaptık, ezberleri bozduk. Bir de üstüne hafta sonu. Yani 365 gün buradayız Burada efendim. yaşıyoruz Zaten biz bavulları toplayıp geldik, yerleştik burada. Eşlerimiz Sacit Aslan'la bizi paketledi. Tabii espri bir tarafa, bu bizim kendi isteğimiz. Yönetime biz kendimiz önermede bulunduk. Çünkü şöyle bir şey, biliyoruz ki çalışanlar oluyor, çalıştıkları veya okulu olanlar oluyor, izleyemiyorlar. Üzerimizde çok büyük bir talep vardı. Bu bize gurur veren bir talepti. Artık cumartesi ve pazarda buradayız. Bugün de ilk canlı yayınımız, hafta sonu Hayırlı olan uğurlu canlı olsun. yayınımız Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi. Bundan büyük de bir gurur olamaz. Ne dersin Sacit abi? Evet, cumhuriyetçilerin, ilericilerin ve devrimcilerin bayramı bu. Kısacası Türkiye'nin bayramı. Mustafa Kemal Atatürk'le Cumhuriyet etle tırnak gibi. Hiç ikisinin birbirinden ayrılması imkansız. Yani çok başka bir duygu içerisindeyim. Dün de bazı programları seyrettikten sonra yine hafızamı tazelemek adına biraz geç de yattım. Zannediyorum ki yayın ilerleyen Evet, saatlerinde yayınımız içine serpiştireceğiz Cumhuriyet bir şeyler konusunu. Normal konuşacağız. magazin haricinde programımız magazin genel gündem ama bugünün özel gündemi nedeniyle de programımızın sadece başında değil, ilerleyen dakikalarda sonra açanlar olabilir. Herkesi yakalamak için, herkes şimdi sıcak evinizde kahvaltılarınızı yaparken veya çalışanlar işlerindeyken güzel bir ince belliden çayını yudumlarken Oh hoş bir mis. sohbetle karşınızda olacağız. Bugün gerçekten bizim bayramımız. Ve ben çok mutluyum. Bugün bütün gazetelerde, evet bakın, kamera bana zoom yapsın. Evet. Ve Manşetler. manşetler, hepsi Ulu Önder Atatürk. Ve bütün gazetelerde, sadece Doğan grubunun gazetelerinde değil, bütün gazetelerde hepsi Cumhuriyet'e, Atatürk'e verilen önemi, Atatürk ve silah arkadaşlarına, Cumhuriyetimizin kurucularına methusenalarla yazılar var. Ve 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra ülkemiz ve anlamayanlar, biz zaten bilenler safındayız da, anlamayanlar da anladılar ki bir ışık vardır. O ışık da Atatürk'ün çizdiği yolun ışığıdır. Nasıl ki karıncalar bir çizgide dahi giderler, biz de Atatürk'ün çizdiği o çizgide gidersek hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. O yüzden bir daha yeni keşiflere gerek yok. Evet, ülkede başkanlık sistemi tartışılıyor. Her şey olabilir. Başkanlık da olabilir, yarı başkanlık da olur. Ama yeter ki Atatürk'ün çizdiği yönergeleri milimetre sektirmesin. Yoksa Evet. ben başkanlık sistemine karşı değilim. Ama mühim olan Atatürk'ün çizdiği nüvelere, çekirdek DNA, fikir ve zikirlere karşı olmasın. Ülkemiz için de her şey hayırlısı olsun diyorum. Amin. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemlerini zaman zaman hamaset içerisinde söyleyip unutmak onun felsefesini veya doktrinini anlamak anlamına gelmiyor. Yani mühim olan o sözlerin içeriğinde hangi duygu ve düşüncelerle ve hangi ruh haliyle ve hangi endişelerle söylendiğini çözebildiğin sürece onu da çözebilmek için bir sefer okuyup ezberleyip şartlar müsait olduğunda tribünlere karşı onu hamaset içinde söylemekten geçmiyor. O bir felsefe, o bir doktrin. Doktrin. Onun için bazen ben kendi adıma söyleyeyim, okuduğum bir şeyi tam manasıyla çözemiyorum. Bir daha okuyorum. Eğer Ve devrin şartlarıyla. devrin şartlarıyla okuyorum, bir kere daha okuyorum. Bir kere daha okuyorum. Ve öyle bir an geliyor ki 3-5 sefer onu okuduğunda ister istemez o sözün sarf edildiği şartlara adapte oluyor beynin. O bakış açısı içerisinde söylenen sözün ehemmiyeti ve ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yoksa Mustafa Kemal çok
önemli kalıcı cümleler sarf etmiş. Önemli olan onları sadece hamaset içinde söylemek değil. Onun için programın ilerleyen saatlerinde kafamda ve dün yine hafız bilgilerimi tazelemek adına söylediğim, baktığım, biraz şey yaptığım, dersime çalıştığım bazı şeyler oldu. Tabii ki. Onun için onları da söylemek isterim. Tabii ki. Tabii ki program, hepimizin programı. Sizin bu konuda zaten Atatürk konusunda ve ilkeleri ve Cumhuriyet konusundaki duruşunuz belli. Bizi de istediğiniz kadar aydınlatabilirsiniz. Programın tamamını buna ayırabiliriz. Çünkü bugün o gündür. Bugün o mutluluğu, o şevkli olan gündür. Şöyle bir şey hissettim. Gerçekten eskiden dediğim birkaç yıl önceye kadar bu iş biraz safsamıştı. Yani böyle ülke şu hale geldi. Dini bayramlar Bodrum'a kaçmak içindir. Çeşme'ye gitmek içindir. Tatil. Milli bayramlarda ense yapmak içindir'e geldi maalesef. Fakat bu darbe girişiminde anladı toplum bazı şeyleri ve mesela İnşallah. Bir sene önceye göre daha büyük bir coşkuyla kutlandığını ve o hisle kutlandığını hissettim ben kendi adıma. Madem şimdi böyle konuşuyorsun, akışa müdahale etmemek için susuyorum ne zaman sıra gelir diye. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben size taarruz emri vermiyorum, ölüm emri veriyorum dediğinde bu cümleyi sadece bir kahramanlık, bir o andaki motivasyon olarak algılamamak lazım. Bu öyle bir cümle ki, bu öyle bir emir ki, insanın tüyleri diken diken oluyor ama bunun felsefesinde başka bir şey var. Bu emri verenle, bu emri alan, o ilk ve son taarruz. Ve bu taarruza hazırlanmak için herkesin bir sene önce bu taarruza başlamasını, bir sene geciktirmesinin sebebi 200 bin kişilik bir Yunan ordusunun karşısına hiçbir şey olmayan, ordusu dahi olmayan bir kitle toplayabilmenin zaman kazanmasıydı. Ve o şartlar içerisinde 180-185 bin kişilik bir ordu kuruyorsunuz ve o orduya mühimmatı hangi şartlar ve hangi olaylar sonucu elde ediyorsunuz ve o en uzun gecenin sabahına karşı yaşadığınız ruh hali, yaşadığınız endişe ve bu iş bir anlık, bir gafletle, bir basiret bağlanmasıyla, bir cesaret kırılmasıyla sonucu bir daha telafisi mümkün olmayan bir felaketle karşı karşıya kalabilmenin endişesiyle verilmiş bir karardır, bir evet. emirdir. Ne enteresandır ki önce Yaradan'ın inayeti ve Allah'ın yardımıyla o emri verenle o emri alan cesareti zerre kadar cesaret kaybına uğramadan azim ve kararlılıkla 14 gün zarfında 450 kilometre yolu kat ederek işte ordulara ilk hedefiniz Akdeniz'dir deyip orada denize Aynen. dökebiliyor. O bir atımlık baruttu. Onun için o bir taarruz emri değildi. Ölüm emri. O ölüm emri. Ya istiklal ya ölüm. Bunu, bu felsefeyi anlamadığınız sürece bunu sadece klişeleşmiş bir hamaset olarak kullanırsınız. Onun için 3 defa okuyun. Yetmezse 1 defa daha okuyun. Atatürk ne demiş? Onu dinleseydik buraya gelir miydik? 15 Temmuz olur muydu? Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, dervişler cumhuriyeti olmamalıdır. Olmayacaktır demiştir. Ama onun sözünü dinleseydik ne FETÖ olurdu ne CETÖ olurdu. Dolayısıyla Erol. Tekke zaviyeler ayrıldı. Dolayısıyla Anafartalarda, Conk Bayırı'nda, Çanakkale. O Çanakkale'de ki kendinin imza değil, parmağını basmış olduğu. İz bıraktı. Orada o silah arkadaşlarıyla beraber herkesin bedenini bıraktığı o müdafaa dünyada ben hatırlamıyorum. Böyle bir şeye denk gelmedim. Yıllar sonraki 2. Cihan Harbi'nde daha tekamül etmiş orduların ben bir askeri stratejist değilim. Ama okuduğumu da anlayan biriyim. Ne diyor İngiliz adam? Sen anlatmıştın. O ondan önce sana bir şey söyleyeceğim. Orada öyle bir müdafaa yapıldı ki o müdafaa ilerideki tarihlerde ve özellikle 2. Cihan Harbi'nde mukayesesi edilmeyecek kadar ötede güçlü orduların kurmuş olduğu o müdafaa tarzları yıkıldı. Fransızların Maginot hattı yıkıldı. Almanların
Fransa'nın Güney Atlantik'inde başlayan Normandiya'da başlayıp tam Manş Denizi'ne kadar götürdükleri o hat en uzun gündü, longest day çıkartmasıyla yok edildi. Ama bir tek bir hat var ki, bir tek müdafaa var ki dünyada doktrin olarak askeri akademilerde okutulabilecek nitelikte bir ders o. O Çanakkale yıkılmadı. Onun yıkılmadığı tek şey inançtı, cesaretti, bilgelikti ve etten duvar olarak bir savunmaydı. Şimdi bunu ve şöyle bir şey vardır. Milletler kendi kahramanlarını yaratır. Ve o milletler tarihin yarattığı bu kahramanlarla ileride bunlarla iftihar vesilesidir bu. Siz bitik bir Hollywood yıldızı Russell Crowe'un getirip çevirdiği bir filmle Anzaklara bu ülkede ağıt yaktınız. Sinan Çetin diye bir adamın kendi bahçesinde mi, kendi aynen arazisinde bahçesinde mi 2 metrelik kazdığı tabyalarla bir savunma yapıp ne ödüğü belirsiz bir İngiliz kadını kahraman yaptınız. Siz kendi kahramanlarınızı yapın. Siz film olarak bir şey yapıyorsanız bunu yapın. Yetmedi. Bundan kesmedi bu sizi bu kepazelikler. Getirdiniz İttihat Terakki veya Kuvayi Milliye. Ama üstünde Türk üniforması, Türk subayı olan bir üniformayı sonunda Yunan üniforması giydirip İzmir'e indirdiniz. Sizin kahramanlarınız var. Siz, ben işte onun için Atatürk'ü sevmeyenlere ya yobaz diye adlandırılan insanlara kızmıyorum. Ben daha çok Atatürkçüyüm deyip de bu tip şeyleri görmezden gelenlere kızıyorum. Bakın, ne kadar yara almış Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan ettiği gün Fahrettin Altay'a söylediği laf. Ne büyük adam. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918'de imzalanıyor. Cumhuriyet ne zaman ilan ediliyor? 29 Ekim 1923'te. Niye paşam diyorlar? Niçin 30 Ekim değil de 29 Ekim? 30 Ekim'i kabul etmiyorum diyor. Tanımıyorum. Ama onlar 29 Ekim'i tanıyacaklar. İşte bu kadar. Aynen. İşte bu kadar. Ve buradaki biz, strateji, buradaki mana. Bugün 2016 yılında Medyun-u Şükran olduğumuz, minnetle anmamız gereken ve her zaman ismini telaffuz ederken ruhu şad olsun diye yad edeceğimiz bir şahsiyete, bir dehaya, bir askeri ve siyasi bir dehaya ne ödüğü belirsiz insanlara ileri geri konuşturuyoruz. Yazıklar olsun. Başka evet, hiçbir şey söylemiyorum. O konuda da programın ortasında tekrar konuşacağız. Atatürk'e dil uzatanları yerden yere vuracağız. Bugün programımızda ifşa edeceğiz. Evet, evet. Gündemimiz magazin. Tekrar söylüyoruz, bugün Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Haftası ve her gün bu bilinçte yaşamamız lazım. Bir tek 29 Ekim'de, evet, 23 Nisan'da, çünkü 30 belki Ağustos'ta değil. Ondan sonra ama şurası da bir gerçek ki bu sadece bayramlarda hamasi türbünü oynayan cümlelerle değil. Bu bir idraktır, bu bir doktrindir. Bu bizim DNA'mızda olan ve olması gereken bir nüvedir. Ve çocuklarımızı, yeni nesillerimize de bunu aşılamalıyız. Her ne kadar maalesef bazı kitaplardan, bazı tarih kitaplarından bunun aksine milli eğitimin veya alakasız da olsa bazı kendini bilmez yetkililerin Mustafa Kemal alerjisi nedeniyle kitaplardan dahi çıkarmasına rağmen. Evet, programımızı içine bunu yayacağız ama magazin gündemi devam ediyor. Çünkü bu her şeyi konuşalımın formatı bu ama programımızın ortasında çoğu haber programının bile değinmediği Cumhuriyet'le ilgili konularımıza değineceğiz. Sırada evet, ne var? Evet, her şeyi konuşacağız dedik. Yalnız ufak bir hatırlatma yapacağım. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ama biz programımızı belki hafta içi çalıştıklarından dolayı seyredemeyenler ve bugün ilk defa açıp izleyenler olabilir. Biz haftanın 7 günü canlı yayınız ve 7 günün 7'sinde de Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz efendim. Evet. Bunu da söylemeden geçmeyelim. İlk haberimiz magazin gündemiyle başlayalım. Bülent Ersoy erkeklik fotoğraflarının yayınlanmasıyla ilgili zamanında neler söylemiş? Duyalım. Evet, Bülent Ersoy her zaman magazinde trend, her zaman rol çalmayı demeyelim çünkü çalmaya ihtiyacı yok. Rol almayı biliyor. Yine yeni tırnaklar yaptırmış orijinal. Yani ben bunu Freddy'nin tırnaklarına benzettim korku filmine. Sonra beni aradı, niye öyle diyorsun Erol Bey dedi. Erol
Ama ya espri yapıyoruz tabii. Bülent Bey, şimdi Bülent Hanım o diyen Bülent Bey diyenlere kendisi dava açacağını, bu konuda bir tedbir kararı ile ilgili yasal süreç işliyor ve Mustafa Topaloğlu bu hatayı yapmıştı. Bülent Ersoy artık bir kadındır, uzun zamandır böyledir. Yani bu tarz kelimelerin kullanılmaması gereklidir. Fakat kendisi bir de cüsseli de bir hanım. Ondan sonra iri yer. Yani onu mesela hani o tırnakları, saçı ve şey yapmasa da zaten çok dikkat çeken bir durum. Ama burada çok önemli bir ifşaatı var. Şampuan reklamında rol alacak Müsait abi. Ciddi bu ama. Gerçekten. Bülent Ersoy şampuan reklamında. Ne yapıyor şampuanı? İşte ahenkle dans eden saçlarını gösterecekmiş. Ben seyrederim o reklamı ha? Mesela. Yani bu şampuan reklamı olur mu? Uyar mı yani? Abi bir şey söyleyeceğim. Hı. Bugün böyle milli bir gün ya. Ne yapacağız? Hı. Abi Bülent Ersoy'la askerlik anılarının tam günü değil mi? Abicim bırak Allah aşkına şu işi ya. Allah'ın kitabını seversen nereden nereye geldin ya? Abi bugün ama Mustafa Kemal ve ya bırak askerleri konuşuyor. Allah'ın dinini seversen ya. Bırak şu işi ya. Kadın karar aldırmış konuşuyor. Abi sen üstün müydü? Ya biz Allah'ım sen bilirsin. Hayır, bu konuda hakimeye de çıkmadın mı abi? Ya olabilir ya. Yani geçmiş gitmiş iş ya. Ya bunu karar aldırmış. Yasak koydurmuş. Öyle bir şey o hayatın o dönemini yok kabul ediyor. Vallahi bize daha tebliğ edilmedi. Tebliğ edilse hukuk departmanı bize tebliğ eder. Daha bunlar şaia tabii. Bize tebliğ edilmiş bir şey var mı Ferhat? Yok sen? Hayır. Yani kendisi, benim bildiğim kadarıyla kendisi zaten söylüyor canım. Kendisi biliyor. Herkes biliyor. Yani o tarihleri biliyorlar. Yani bilenler var. Tam bir şey söyleyeceğim. Bundan yani bence Bülent Hanım da böyle yani espriyi de veya cümleleri de kendi hakkındaki her cümleyi de kaldırabilen bir üveye sahip. Yani ben bu konuya çok takılmayacağını düşünüyorum aslında. Ya takılmasa böyle bir talepte bulunur mu? Ya niye bahsedecek? O zaman şeylere de yasak getirmesi lazım. Bülent Ersoy'un erkek haliyle filmleri var. Şu anda kadın kankalarıyla erkek olarak aşk halinde olduğu filmleri var. Geçen de yayınladık. Onları da yasak getirmesi lazım o zaman. Evet, ya da gelebilir mi böyle bir yasak? Bunlar var. Ben böyle bir tedbir kararı alacağı kanaatinde değilim ama hitap şeklinde de böyle bir tedbir kararı verebilirler. Çünkü şu anda pembe nüfus kağıdı taşıyor. Her Türkiye Cumhuriyeti kadın vatandaşı taşıdığı statüsünde. Gibi. Ve o haklara sahip. O haklara sahip. Yani şimdi daha başka bir yere yani dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Bülent Ersoy'un bir cinsiyet değişiminden sonra bu kendi tercihidir. Tıp da buna el vermişse, müsaade etmişse tıbben de. Böyle bir değişiklikten sonra artık Bülent Ersoy'a erkeklere hitap edildiği şekilde hitap etmek yanlış olur. Tabii ki. Yani, saygısızlık tabii olur. Ki. Aynı şekilde Rüzgar Erkoçlara da davranma biçimini düzeltmek lazım. Çünkü tabii o ki. Da yani Bülent'in tercihi gibi tam tersi. Aksi olan bir hadise olayla karşı karşıya. Ona da artık eski hayatıyla ilgili bir şeyi hatırlatmamakta fayda var. Peki başka bir ironiyi söyleyeyim abi. Çok önemli bir konuyu hatırlattın. Rüzgar Erkoçların iddia bu ama fotoğraflar doğru olduğunu gösteriyor. Yani kadınken erkek olan Rüzgar Erkoçların sevgilisi kimmiş biliyor musun? Erkekken kadın olan biri. Kafam karıştı. Kadınken erkek olmayı tercih eden Rüzgar Erkoçların sevgilisi evet. Erkekken kadın olan biri. O zaman tabii ki bunda farklı bir çok durum çok enteresan var. Bir. Evet. Ya hocam şimdi mutlattım. bu işlere şimdi artık tıbbi bir konu. Kalem de durmuyor bizim elimizde. Kalem bile heyecan yaptı. Yani şimdi bu işin altından yani Yeşilköy Hava Meydanı'nın skolbu da çıkamaz bu trafiğin altından. Yani bu iş başka bir iş. Bu işe yani... Bir dur diyelim. Yeni konuya geçelim. Sen diyor ki eyletmen beni. Yok ya. Söyletmen beni. Eyvallah ne büyüyeceksin. Eyvallah paşa. O zaman saygı duymamız gerekiyor. Solistlerden bahsediyoruz. Bülent Ersoy gibi bir solist var. Değerli bir solistimiz evet. Var. Ebru Gündeş. Onun da şu anda Daltonlar ve Küçük Joe'yla beraber yatan bir eşi var. Evet. Ferhat. Şimdi böyle bir durumda ben kalıyorum. Peki haberimiz gelsin. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab çifti boşanmayı erteliyorlar mı? Görelim.
Evet, evet. Evet, inşallah iyi bir şekilde sonuçlanır. Haberlerimizi konuşacağız efendim. Evet, evet, evet. Bugün bir bayram özel paketi var. Feijilyan, kırışıklıklara, cilt lekelerine, göz çevresi morluklarını yok eden Feijilyan size iki hediye verecek. Zaten indirimli feijilyan.com ve 0532 111 51 01'den alıyorsunuz ya da WhatsApp'la. Bugün indirimli 89 lira yerine 69 lira. 2 tane alırsanız 63 tane alırsanız 55 lira ve kargo da bugün bedava ama yanında power bank. Bu telefonların yedek şarj ünitesini veriyoruz. Prize ihtiyaç duymadan elektriğe doldurup şarj ediyorsunuz defalarca. Ve yanında istediğiniz renkte çanta veriyorsunuz. Kime? Bugün saat 2 saat içinde sipariş verenlere çanta ve yedek şarj ünitesi bedava ve indirimli. Evet, caption'ımız kapansın. Konumuza devam ediyoruz. Şimdi evet. Şimdi Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'a gelince Sarıçt abi, artık herkes merakta. Burada diyorlar bir iş var. Bunu çözerseniz siz çözersiniz. Halkımızın bizden halkımızın bizden böyle bir beklentisi var. Diyorlar ki siz kardeşim bir dedektiflik ofisi gibisiniz artık. Kimse bir şey halletmiyor. Bunu çözerseniz bizim cinayetle Müge Anlı, cinayetle Müge Anlı magazinse siz çözersiniz. Bunlar niye boşanıyoruz dediler. Sonra niye boşanmıyoruz dediler. Ayrılıyorlardı. Adam evet. Beyan etti. Kadın okey doğrudur boşanıyoruz dedi. Sonra bir şey oldu. Bir şey oldu. Amerika'dan bir bilgiler, bir fısıldamalar mı oldu diyorlar. Diyorlar. Sonra yalıdaki eşyalar yenilendi ve boşanma dilekçeleri verilmedi diyorlar. Allah aşkına ya. Diyorlar. Şu hale bak ya. Diyorlar. Sadece böyle beklenti var. Bir şey diyeceğim. Bizden ne beklentisi var? Biz bunların yanında mıyız? Biz bunların maaşı memuru muyuz? Bunların abi diyorlar ki neyiz? Cinayette Müge Anlı çözer. Değilse şöyle bir durum var. Herkes yorumlarınıza çok önem veriyorlar. Acaba düşünceniz, sizin fikriniz ne? İlk verdiği karar yanlıştı. O yanlış oldu çünkü insan yani çünkü baştan evlilikten önce konuşmuş oldukları ya medyaya vermiş oldukları beyanlarda ne diyor kadın? Biz birbirimizi çok sevdik ama 60 yıl plakaları da böyle aldılar zaten. Bu rakamlar üstündeydi araba plakaları falan. Yani çok egzajere ederek anlatılan işlerdi. Kocam bana Mars'ı alacak. Yani birdenbire kadının boşanmaya karar vermesi, yanındaki bunların bilirkişi ya akıl hocaları tarafından dendi ki yani bu sizin ilk söylemlerinizden son yaptığınız tavır tutmuyor. Bir kadın da kocasının şartlar ne olursa olsun kocasının iyi veya kötü gününde yanındaysa sizin bu anda bu şekilde bu yüzden hangi gerekçeyi gösterirseniz gösterin kendinizi işin içinden sıyıramazsınız gibilerinden bir konuşma oldu ki bu dönüş yapıldı. Onun bendeki intiba bu. Ama başka bir iddia var. Diyorlar ki Reza dedi ki canımı sıkmayın konuşursam ucu çok yerlere gider diye internette iddialar var. Onu evet ilk bu olay yani patladığında da bunu duyduk yayında. Yani siyasi boyutları da var mesela siyasiler de belki ucu kendilerine değinecek birileri varsa onlar da Ebru'ya rica etmiş olabilir iddiaları var. Ya toplumda biliyorsunuz. Bak şimdi bu da senaryo üretmek bedava. Tamamen komplo teorileri yapılıyor. Ne olacak yani? Camiyi çalan kılıfını hazırlar. Minareyi çalan demiş kılıfını hazırlar. Hamama giren terler. En nihayetinde Reza Zarrab'ın orada şu anda sallama böyle tehditvari. Ben böyle bir şeye inanmıyorum da söylenenler doğrusu söylüyorum. Yani kime karşı yapacak bunu? Bu taraf bunu yiyecek mi? Sineye mi çekecek? Olabilir. İddiam yok. Ben çünkü yanlarında değilim. Bilemem. Ama böyle bir şey, onun da böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Zaten geçenlerde de bu konu açıldığında söyledim. Reza Zarrab'a o güç, oradaki o manevi baskıyla bir şey söyleteceklerse zaten er ya da geç söyleteceklerdir. Bakalım iş nerelere varacak. Enteresan bir konu. Şimdi bugün biliyorsunuz artık hafta sonları da cumartesi, pazar saat 10.30 ile 12 arası yayında olacağız. Sizlerle birlikte olacağız. Hem de haftanın bir ortalamasını yapacağız. Geçen hafta içinde yani hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içinde yayınladığımız bir haber var ki çok enteresan. O kadar konulara değiniyoruz. Fakat reyting rekoru kıran neydi Ferhan? Evet, canlı yayında sinir krizi geçirip internette izlenme rekoru kıran. İnternette kırsa neyse bizim bizde programda kırmış, rekor kırdı. Bizde de kırmış. Hafta içi kaçıranlar şimdi bir daha seyretsin o zaman. Yemin ediyorum. Mesela Türk Ceza Kanunu'na şöyle maddeler eklenmeli abi. Böyle az
ceza gerektiren suçlarda hani böyle bir kadınla bir ay evde baş başa falan. Yani yerine müebbeti bile tercih eden olabilirdi yani. Hani bu evlere şenlik. Düşman şimdi tabii esas ilginç olan bu var. Bu olay internette bırakın. Şimdi bizim televizyonun kitlesi belli. Belli bir kalitede eğitim seviyesi yüksek, okumuş, aydın. Bizde de reyting rekoru kırdı bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Konuştuğumuz konular güncel. Hayır, reyting rekoru kırıyor bu. Kanal değiştirirken denk gelsen bu niye bağırıyor, niye cinnet geçiriyor diye bir an olsam ben de takılıyorum. Ama bir an bakarsın, dakikalar boyunca bakılıyor. Yani bizim toplumun genetik olarak hani kavgayı da döner seyrederiz ya, kazalarında en çoğu yapılan kazaya bakarken oluşan evet. Kazalar. Meraklıyız abi, iki kere iki dört. Kavgayı seyretmeyi seviyoruz. Ama işte bunu tamam, böyle bir zaafı var bu toplumun, doğru. Peki olumsuz zaafları önüne geçecek tedbirler almak mı akılcı? Yoksa o mevcut zaten var olan bir zaafı daha da ileri götürmek için onu manipüle etmek mi daha doğru? Şöyle söyleyeyim Sacit abi, haklısın. Fakat mesela bu diyelim Flash TV'de izlenir. Fakat bizim izleyicimiz okumuş, eğitimli, bir aydın bir kitle. Ya, o da seviyor. Yani bu bunun eğitim, mesela şunu da diyemiyorum. Bunlar eğitim. Eğitim değil abi. Bu bizim genimizde var. Merak diye. Merak ediliyor. Ya hocam bu milletin genlerinde bazı zaaflar var. Bu zaaflardan bir tanesi ve en önemlisi ve en tehlikelisi. Silah tutkusu. At avrat silahla büyümüş bir toplum. Tamam. Amenna. Geçmişte bu böyle olmuş. 21. yüzyılın bu zamanında, 2016 yılında bu zaaf topluma büyük bir felaketle dönüyorsa, yani evinde balkonunda oturan biri ölüyor. Dünyadan bir haber. Aşağıdan ateş. Hava almak için oraya çıktı. Küt oraya düşüyor. Düşen 12 yaşında çocuk, düşen 30 yaşında adam, düşen oraya bir kadın. Ya böyle bir olaylar ardı arkası kesilmiyorsa, o zaman sen bu silah zaafını hala daha enteresan, daha böyle ileriye dönük bir uygulama mı yaparsın? Yoksa bunu geri kısıtlayacak, felakete önüne geçecek bir yere getirip de bir bunun çemberini daha da daraltmayı mı düşünüyorsun? Kesinlikle daraltılmalı. Neden? Biz silahı kullanabilecek kültüre ve o pratik zeka yerde otokontrole sahip bir millet değiliz. Bir haber kanalında bir valinin bu konuda söylediği şeyleri duydun mu? Dinledin mi? Evet. Yani düşünebiliyor musun? Benim 1,5 senede diyor şu ilde vermiş olduğum silah ruhsatını burada 25 günde verdim diyor. Ve bunun alınmaması için 20 bin lira bağış gibi bir bağış söylüyorsun. Sonradan da zaten silahın kendi vergileri var. Evet, her yıl. Onu da göze alıyor. Şimdi, o demektir ki yaklaşık bir de modellere göre fiyatları da farklı. Peki şu olmuş olabilir mi, bu hainlerin darbe girişiminden sonra insanların kendini koruma refleksi beylik silah babında. Milleti devlet korur. Daha tehlikeli, evet. Milleti devlet korur. Vatandaşı devlet korur. Devletin görevini sen sivillere verdiğin zaman işin içinden çıkamazsın. Hem ne. Böyle işte kaos böyle yaşanır zaten. Facia böyle gelir. Geçen gün gizli sivil ordular mı oluşuyor? Ne oluyor bu toplumda? İşte devlet istatistik enstitülerinin, devlet kurumlarının açıkladıklarına göre bir memlekette 30 milyona yakın ruhsatsız silah var. 30 milyon. Bunun %85'i ruhsatsız. Yani geçenlerde de bunu konuştuk. Efendim, pompalı av tüfeği alıyor. Bunu niye bu kadar kolay alıyor? Efendim, mermi atan Yivsettin namlusu yok diye. Düz namlusu var. Yemin ediyorum bu ülkede sapan bile yasak olmalı. Belli kullanım kriterleri dışında. Şimdi, çünkü biz bunu taşıyacak bir otokontrole sahip bir millet değiliz abi. Ya bunun şeker kardeşim, bakın. Bu onun otokontrolü. Ya Batı, işte Amerika'da da polis bugün... Orada da facia. Obama gitmek üzereyken itiraf etti. Başaramadım dedi. Evet. Bu en büyük derttir tamam, bu dedi. Ama kerata giderken söyledi bunu. Şimdi orada da başka türlü bir yerde seyrediyor. Yani orada da ehliyet, drive lisansınla gidiyorsun, alıyorsun bu silahı. Çünkü kimle baş edemedi Obama'da? Ya, orada bir de şu var. Siyasilere bağış yapanlar var. Kendilerine en büyük bağışları ya, ayrıca, yapanlar silah fabrikatörleri. Bey kardeşim, güzel arkadaşım. Orada bunlar yapılabilir. Beni enteres etmiyor ya. Benden sorumluyum.
Burası da küçük Amerika. Olma işte. Çık bakayım caddeye. Kaç tane markanın, kaç tanesi Türk? Şimdi zannedersin Manhattan'da geziyoruz. Yani işte dönüp buralara geliyoruz. Zaafları manipüle edecek, onlara yol verecek bazı şeylerin önüne geçmek lazım. Bu bir zaaf, o bir zaaf, o bir zaaf, o bir zaaf dediğin zaman iş kontrolden çıkıyor. Biraz evvel söylediğin gibi devlet, Fransızların söylediği bu laf dünya çapında bir laftır. Devletin yumruğu kadife eldiven içindedir, bitti. İcabetinde o kadife eldivenden çıkar. Herkes kendi kendini korumak için silahlanırsa bu işin altından kim kalkabilir ya? Bir de Fransızların söylediği güzel bir laf vardır abi. Je t'aime. Je t'aime deyince de kim akla geliyor? Buyur. Cem Yılmaz mı? Evet. Cem Yılmaz. Geldik. İşte burada bir zaaf. Evet. Cem Yılmaz yeni filminin hakkında ilginç bir paylaşımda bulunmuş. Neymiş görelim. Evet, son dakika gelişmesi var. Sadece bu programda duyacağınız bir gelişme. Dün Cem Yılmaz'la Ebru Şallı buluştular ve Cem Yılmaz Ebru Şallı'nın evine gitti. İddiaları var. Çok güçlü yerden. Çünkü Ebru Şallı'nın karşı komşusu arkadaşım o söyledi. İkisi de beraber çocuklara cadı bayramı bilmem ne vesaire. Bu ayrıntıyı onların sosyal medya hesaplarından da yakalandı. Cem Yılmaz paylaştığı fotoğrafta fondaki dekor Ebru Şallı'nın evi olduğu iddiaları var. Ama benim kaynağım sağlam. Şimdi Ebru Şallı'ya buradan sesleniyorum. Ben de Reha Muhtar gibi olmaya başladım abi. Ebru Şallı'ya sesleniyorum. Ebru Şallı, kendini bu olayla bence rezil ettin. Seninle dostluğumuz var, arkadaşlığımız var ama kullanılıyorsun. Kullanılıyorsun Cem Yılmaz. İlişkinize sahip çıkmadı, madara oldun. Büyük bir hata işliyorsun. Ne dersin Sacit abi? Tekdirli uslanmaya nakı köteye yani gitmiyor mu bu iş? Senin bu istihbaratla ilgili arkadaşların bayağı yetenekli. Abi karşı ya, komşu. Vallahi helal olsun. Bari vermeseydin Sacit öyle. Sacit abinin de karşıda cami var. Oradaki müezzini ayarladım. Sacit abi ne oluyor ama Sacit abi kedilerden başka gelen gider. Yok. en güzel misafirleri. Bende bir şey yok da. Ciddiyse bu iş. Ciddi abi. Duyum ciddi. Vallahi helal olsun. Bir söylenecek laf yok. Yani bu kadar laflar. Madaralıktan bu kadar, sonra. Yani bilmiyorum abi. Yani demek ki çok yani geniş yürekliler yani. Yani yani göğüslerine bu işe siper ediyorlar yani. Bu da çocuğu fazla konuş yani şimdi bak ileride bunu da yaşayacağız. Aynı Cem Yılmaz bugün magazincileri fırçalıyor ya. Aynı Cem Yılmaz basına diyecek ki çocuğumun okulun önden gidin. Rahat bırakın çocuğum. Sen küçücük çocuğu Cinali'ye çevirdin. Cinali gibi gösterilerinin şovuna çevirdin. Videolar paylaşıyorsun. O ileride belki diyecek ki ya baba beni niye medyatikleştirdin sen? Şikayet edecek. Başka bir konu daha var devamında. Çocukları çok kullanan var. Mesela duyuyoruz ki Okan Bayülgen'de Doğan Medya Grubu'nun patronajlarına çocuğunu alıp el öpmeye götürmüş. Çocuğun adı İstanbul öp bakalım teyzenin elini diye Doğan Grubu'nun sahiplerini el öpmeye götürmüş. Burada bazı şeyleri ben mesela bu oğlunu alıp karşısına konuştuğunda ne yapmak istediğini çözüyorum az çok. Oğlu çok şeker. O çocuğu ben de sahneye çıkacağım dediğinde birdenbire o reaksiyon eski Türk filmlerindeki reaksiyonlar. Nayrın olamazlar falan. Şimdi Instagram'da iki satır bir şey yazdığın zaman hemen celalleniyorlar. Bu tip yani bu artist grubuna, bu gruba kendini öyle kaptırmış insanlar var ki yani aklımın mantığımın yıllardır almadığı bir şey var. İnsan tanımadığı bir insanı bu kadar nasıl biat edebilir ya? Yani direkt Petrocelli herkes söz savunmada. Bu kadar. Tapınıyor. Ve bu kadar nasıl inanabilir? Yani sen bununla nasıl bir hukuk sahibisin ki? Ne kadar detayla tanıyorsun bunu? Ben adamları yahut o kadını yahut o artisti kötülemek adına söylemiyorum. Yani eşyanın tabiatına aykırı bir durum var. Birini tanırsınız. Ondan aksuatanız olur. Maddi veya manevi birçok alışverişler vardır aranızda. Ve bu alışverişlerde hiçbir kötü sonuçlanmamıştır. Herkes son derece düzgün ve doğru davranmıştır. O insan hakkında bir fikir sahibi olursunuz. Ya şimdi sen bunun fanısın. Bunun sadece hatta oynadığı o şov işte sahneye koyduğu şovlara 250 lirayla 400 lira arasında
para verip gitmekten öte bunu tanımıyorsun. Yok. O işte aman aman aman. Ve bunun yani bu da kalkıyor eski işte ona ayrın olamazlar gibi oğluna. Oğlum ben çalışırım oğlum sen çalışma. O, oku. O hakikaten. Sen de alışık olacak ya göre. Şimdi, ama o tarz işte bak beni bu da mı üzen ve böyle bir şeye iki satır yazı yazmama sebep olan tavır bu zaten. O söylediği şeyi hakikaten o adam bu adamdı. Dişini tırnağına takıp 3.30 parayla bunu yapan insanı sen sayısız namütenayi olan servetinden aynı şeyi yapıyorsun. Orada gerçekten bu durumda olan insanları rencide ediyorsun. Ondan alınacak olan da var. Şimdi bunun böyle görüyorum ben. Ama bunu böyle olduğunu bilse dahi savunmadan. O bir espri yapıyor. Tabii. Çünkü onun mesleği espri avukat yapmak. Petrocelli. Peki ölümle espri olur mu? Şimdi espri komedinin dünyada bazı kuralları var. Bazı şeylerle asla ve kata komedi yapamazsınız. Fırat Köprüsü'nü bile şey yaptı. Şimdi hadise buraya geliyor. Yani buralara geldiği zaman da geçen günde mesela dün bana biri yazıyor. Sağcı abi sen Cem Yılmaz'a gülüyorsun. Ya benim Cem Yılmaz'a kahkahalarla gülmem. Cem Yılmaz'ın şahsiyetini eleştirememe hakkımı elimden almaz. Birbirini tarafına yani, eleştiriyorum. Evet. Birbirine. Yani yarın öbür gün biz sahnesine gülüyoruz. Ben evet. Gerçeğine değil. Aynen. Sahnesine gülüyorum. Eleştirdiğimiz gerçeği. O kadar. Evet. O detay. Yani. Evet. Bu arada çok enteresan gelişmeler oluyor. Medyada herkes artık bir panik içinde çünkü evet, Melisa Aslıpamuk'u erotik görüntüleriyle tehdit eden arkadaşı serbest bırakılmış, haberimiz gelsin. Devamında da çok önemli bir haber evet. Var. Sibel Can bir yabancı ülkede bir adamla aşk mı yaşıyor diyorlar. Bu konuda Erol Köse'nin de söyleyecekleri var. Evet. Bu masadakiler de ilk kez duyacak. Size sakladım. Ben bir şey bilmiyorum. Tatlıyı sona sakladım. Tatlıyı sona sakladım. Peki buyurun. Eski eşi Hakan Ural da neler söylemiş onları da duyacağız. O da haberimizin içerisinde görelim. Evet, tersten başlarsak Demet Şener boşanma başvurusunda bulundu ve milyonlarca dolar tazminat istiyor. Erol Köse 2012 yılında söylemişti. Evet, bende de kibir başladı herhalde. Kendinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsediyorum. Erol Köse diye. Yani ben 2012'de anlatmıştım bu aldatma olayı. Edwina Sponso diye sosyetik bir kadın. O kadın da evliydi. Kimle evli olduğunu, o evli olduğu ailenin bu konuda hiçbir suçu günahı olmadığı ve çok muhterem insanlar olduğu için söylemeyeceğim. Bilen biliyor zaten. O zaman söyledik. Dedik ki aldanma çocuksu Mahsun yüzüne bu İbrahim Kutluay'la buluşuyorlar. Ve suçüstü yapılmış cumhurmeşrutla boşandı o kadın. Daha sonra 4 yıl geçti. Demet Şener de bunu biliyordu. Demet Şener ve dedi ki Erol Köse'yi teyit etti. Dedi beni aldatıyordu. Belgeler fotoğraflarda elimde. 4 yıl bunları biriktirmiş diye. Yüksek bir tazminat almak için sanırım. Ama defilede de her ne kadar Deniz Akkaya bana yok canım normal davran dese de gördüğünüz defilede de bayağı mazotu Sait Bey'in deyimiyle fazla kaçırmış. Ondan sonra bayağı koreografinin dışına çıkmış. Dün de kendini yarasa gibi böyle asmış ters dönmüş beynine oksijen gitsin diye herhalde ne dersin abi? Evet. Gitmiş midir? Karabataklar da altından balık sürüsü geçtiği zaman ters dalarlar biliyor musun? Başını unutur. Bir de ördek şaşırınca ne yapar? İşte öyle, kıçından dalarlar. Şimdi bir de, evet gelelim, diğer konu neydi konumuz? Melisa İpek, onu Melisa İpek mi? Melisa Aslı Pamuk. Pamuk, hı-hı. Bak pamuğu İpek yaptım. Pamuk İpek, Pamuk İpek'ten onun da hem cinsiyle ilgili, en önemli konu bu, hem cinsiyle ilgili müstehcen görüntüleri olduğu ve bu konuda şantaj yapıldığı dava vesaire. Bir konu daha vardı. Gelelim Sibel Can konusuna. Evet, bir şey söyleyeyim. Buraya gelmeden buyurun. Evvel bununla ilgili. Yani kadın kendi kadın arkadaşının müstehcen görüntüsü. Hayır. Nasıl yani? Lezbiyen ilişki. Onun da dahil oldu. Onu söyledi zaten. Ben de ona ben ne söylüyorum? Ben de aynı şey söylüyorum. Evet abi. Fan film fon. Allah. İddia tabii bu. İddia davalı olmuşlar davalı, vesaire. Sonuçları. Siz söyleyenlerin yalancısıyız. Ama kızımız daha önce de Adnan Hoca'nın rahle-i tedrisi altından geçmiş. Onu da gördük. Şu anda yani. Da Kara Sevda dizisinde. Evet, Kara Sevda'da başarılı çok da güzeldik. Bir oyuncu. Şimdi gelelim esas diğer konuya. Sibel Can'la ilgili dedikodular vardı. Yurt dışında bir iş adamıyla görüştüğüne dair. Hakan Ural da, o Hakan Ural ki Sibel Can'la babasıyla yaptığı konuşmalar medyaya sızmıştı o yıllarda. Parayı kopartacağız ve babası da Selçuk Ural parayı vermezse gününü görür vesaire falan filan. Olaya kara gümrük çeteleri girdi. Çarşı karıştı ve devamında da Sait Aslan
gülümsemeye başladı. Çünkü biz o yıllara vakıfız bayağı. Sibel Can şimdi bu kavgalarla ayrıldı. Eski kocası diyor ki onun da mutlu olmaya hakkı var diyor. Oysa benim duyduğum yurt dışından sevgili değil. Bu tamamen bir şaşırtmaca. İsim şu an için vermiyorum. Sibel Can çok çok ünlü bir belediye başkanının oğluyla, ki o oğlunu da geçtiğimiz aylarda polis arıyordu bir nedenle, birliktelikleri olduğu iddiası var. Somut olarak da bana kim anlattı? Hı? Rahmetli Oya Aydoğan anlattı. Çünkü aynı Oya Aydoğan'ın, rahmetli Oya Aydoğan'ın oturduğu sitede başka bir sevgilisi de vardı. Bir televizyoncu, bir televizyon sevgilisi vardı. Şu anda Star TV'de çalışıyor. Sait Aslan tebessüm içinde gülüyor. Peki bu isimleri ne zaman verecek Erol Köse diyorsunuz? E onu da hafta içine saklayalım diyor. Ve sıradaki habere geçiyorum. Sait Aslan gülme hakkını kullandı şimdi, burada çünkü. Burada aklıma bir şey geldi. Yıllar önce, yıllar evvel, belki 30 seneye yakın, Bursa'da çok 5 yıldızlı bir otelde Yasemin Hanım program yapıyor. Altındaki alt kadrosunda da Yeşim Salkım var. Bir de hatırladığım kadarıyla Ersan Erdura var. Evet. O anda da salonun içerisinde, oranın patronu da benim çok iyi tanıdığım bir beyefendi, hukukumuz da var. Böyle Kabadayı olma yolunda zamanında Mustafa amcamın yanında işte gezen böyle boylu posuda bir arkadaş geliyor salona. Tabii bunlar onu müşteri olarak. Evet, bunlar onu tanımıyorlar. Tanımadıkları için de tedirgin oluyorlar. Şimdi salonun yetkilisi kulise geldi, beni buldu. O arada da Yasemin Hanım'la Ersan Erdoğan'ın odaları yan yana, kapılar da açık. Dedi ki Sacit Beyciğim çok önemli. İçeride dedi isminle. Ben de çok yakın tanıyorum onu. O anlattıkları gibi de değil dediğim. Fakat biraz böyle... Ama senin için öyle değil. Ha, onlar bilmeyene öyle. Onla bilmeyene öyle. Ağır abi. Evet, ondan sonra böyle böyle biri var. İşte patronun ismini de vermiyorum. Otel anlaşılır çünkü. Beyefendi dedi çok rahatsız. Sizden rica ediyorum. Ne olursunuz bir iki dakika gelir misiniz? Hayal gelirim dedim. Ersan Erdoğan'ı da duyunca hadiseyi tabii... Canım ya. Duymak bile caiz değil dedi. Senin Mustafa Can hikayene ondan gülüyorum. Duymak bile caiz değil. Ama o dedikoduyu 3 ay önce ben sana söylemiştim. Evet ama... Ya size bu tiyolar nereden geliyor ya? Söyleyeceğim. Bizim çevremiz geliş. Söyleyeceğim. Evet, devam edelim. Devam edelim. İlk bölümüyle ses getiren Vatanım Sensin dizisinde öyle bir sahne var ki ekran başında herkesi terletmiş. Sahneyi görelim. Evet, şimdi benim başka bir tezim var. Şimdi Halit Ergenç, biliyoruz ki çok akıllı, çok zeki ve toplumda da, gezi olaylarında da İstanbul Platformu'nun sözcüsü olarak Cumhurbaşkanımızla görüşmüştü. Ne kadar Atatürkçü olduğu, devletine bağlı olduğunu bilen bir insan. Şimdi bu cepte, ikinci konu. Kendine hiç bir yafta yapıştırır mı? O da iki. Bence fikrim şu. Fikrim şu. Ne dedim? Dedim ki dün bir açıklama yaptım. Evet. Bu Amerikalıların bir dizisi vardı. Hometown. Amerikalı bir yüksek derecede subay. Irak'ta esir alınıyor. 7 sene sonra geldiğinde beyni yıkanmış ve Beyaz Sarayı bombalamaya kalkıyor. Aynısı mı oldu dedim. Fakat aklıma dün başka bir şey geldi. Böyle olmayacak bence. Bence şöyle olacak. Bu Kuvay Milliyeciler, çünkü dizinin başında tam bunu nezarethanede biri öldürüyordu. Bir adam geldi. Bir şey kuşçu. Bir adam geldi. Kurtardı bunu. Ben senin babanı, dedeni de tanırım dedi. Yani o devletin temel direklerinden biriydi. Kuvay Milliyeci biri kurtardı. Devamında bence vurulduktan sonra esir olarak alındığı dönemde bence onlarla İrtibat içinde bir anlaşma yaptı. Dedi ki sen onlardan gibi görün. Yani başından beri beyni yıkanmış biri değil de onlardan gibi görün. Diyeceksiniz ki evlatlığı Ali Kemal'i, işte o karar anıydı. Öldürmese bütün proje gidecekti. Yani vatanın bekası için evlatlığını öldürdü.
Çünkü orada tam nefret başlarken ileriki bölümde bence anlayacağız ki o Kuvayi Milliye'de. Olabilir mi Sacit abi? Ben hiç böyle böyle afaki böyle hayal ürünü işlere... Olabilir mi sence? Olamaz öyle şeyler. Böyle bir şey ben böyle bugüne kadar bu kadar meraklı bir adamım. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum böyle bir olay. Yok abi, gerçek olarak değil bu, bir dizi. Hani Amerika'daki diziden yola çıkarak. Bakın yine dün de söyledim. Evvelsi gün de söyledim. Amerikalıların veyahut İngilizlerin böyle bir kurguyu, böyle bir senaryoyu yapması o kendi toplumlarıyla örtüşebilir. Ben benim toplumumla bunun örtüştüğüne inanmıyorum. Yanılabilirim. Baştan sona kadar yanlış olabilirim. Bu konuda bana hiç kimse beni bir yere getirip ikna edemez. Bu iki kere iki dört ettiği kadar net. Kaldı ki bu benim düşüncemin paralelinde müspet manada bakıyorum. Geçmişten yarası kapanmış, kabuk bağlamış ama her an kanamaya müsait konulardır bunlar. Ve mozaiğin içerisinde, bir bütün içerisinde şu anda adetleri, topluluğun sayısı az olmasına rağmen bu insanlardan burada var. Bunların karşılığı o tarafta var. Yani insanlar kaşınmaması gereken ben yaralar. Kaşınmaması gereken yaralar olduğuna inanıyorum. Bu da işe müsbet açıdan baktığım bir yer. Menfi açıdan baktığımın izahını yaptım. Senaryodur, alıntıdır, bir yerden esinlenmiştir. Amenna. Amerika'da Homeland dizisinde böyle bir şeye Amerikan toplumu oturup reyting yaptırabilir, tavan yaptırabilir. Bu ülkede bunun reyting alması, almaması, Halit Efendi'nin güzel oynaması, oynamaması beni bağlamıyor. Peki Halit seni rencide edecek bir şey riske eder mi? Beni bağlamaz o. O onun sorunu. Risk ama eder işte mi? Böyle bakalım. Yani risk eder mi etmez mi zaman gösterir. Hah. Onu diyorum. Yani onu zaman gösterir. Şimdi, zamanla belki senin yok ya haklıymış diye bir... Ben demem böyle şeylerde haklı. Ben Yunan Albanya formasından İttihat Terakkisi de olsa, Kuvayi Milliyeci de olsa onu Yunanistan İzmir'e indiren bir adama müsbet bakmam. Orada dur. Savaşlar bir tek süngüyle değil. İstihbarat da kazanılıyor. Boş ver orada. Şimdi biz o günün şartlarını konuşuyoruz hocam. Evet, istihbaratlar var abi işte. O kadar. Onların informasıyla nasıl sızacak adam yoksa? Bu varsa bile sen yani istihbaratın çalışma prensiplerini sen getirip de alenen milletin gözünün önüne seremezsin. Yani eğer bu memlekette istihbarat amblemli dosyalar peçete kağıdı gibi sallanmaya başlamışsa bu istihbarattır deyip de onun o mesnede dayanarak sen bir Türk binbaşısına getirip de Yunan üniforması giydirip İzmir'e çıkartıyorsan o zaman zaten hakikaten lambada gaz bitmiş. O zaman konuşulacak bir şey yok. Eski hali teşkilatı mahsusadan geliyor ta. Türkiye'de geçmişte bakın arkadaşım Muhteşem Yüzyıl diye bir iş yaptınız. Koskocaman Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'la örtüşmeyen ama adı Süleyman olan ama adı Hürrem olan bir kepazeliği ortaya koydunuz, hepimiz seyrettik. Peki onların gerçek payı yok muydu babam? Hayır, yoktu. Nasıl yoktu? Vasbaya yok. Haremi bunlar uydurdu. Niye? Harem başka bir şey. O açıdan şimdi bakıyor. Savaş belgeseli değil ki. Yani ya harem elbette ki Osmanlı'da var. Ama bunların baktığı gibi 46 sene imparatorluk yapmış, 46 sene padişahlık yapmış, iktidarda olmuş bir şahsiyetin ömrünün tamamı 2 senesi Topkapı Sarayı'nda geçmemiş bir adamı o da hatun peşinde koşturttunuz ya. Evet, orada birazcık Allah'ını seversen yani. Ama abi, İngilizlerin de var. Tudors diye dizi. Ya sen o da bunu anlatıyor. Bana ne Tudors'tan ya? O da bunu anlatıyor ya abi. Bana ne hocam savaş Tudors'tan. Savaş nereye kadar? Bu savaş belgeseli Tudors değil. Tudors benim tarihim değil. Abi bunlar TRT değil, bu belgesel ya, değil TRT'si, abi. Ya TRT'si meretesi yok bu işin. Bu işin TRT'si, Ahmet'i, Mehmet'i yok. Bir şey, sen bir de gerçek olmayan hadiseleri metamorfoza uğratacaksın. Kendi istediğin gibi bir açıdan bakacaksın. Ve bunların alıntısı da Amerikan sinemasından ya Amerikan dizi sektöründen gelecek. Benim böyle bir şeye tolere edip de hafifletici olarak bakmama gerek yok. Halit Ergenç gibi bir aktör ya bu memlekette yapımcı kimse senin tarihinde sen yapabiliyor musun? 14 günde 450 kilometreye gitmiş bir orduyu bir film yapabiliyor musun? Kendi başına bir film konusu. Sen demin de söylediğim gibi taarruzun 4 gün evvelinden o yaşanmış psikolojiyi, o kaybın endişesi ile bu tip bir emrin verilip de muvaffakiyete gitmesini yapabiliyor musun? Şimdi o Sacit abi, bizim en büyük şanssızlığımız bir dahiye çattık yüzyılda bir gelen diyen. Şimdi İngiliz Başbakanı Lloyd George
Komite kuruluyor. Diyorlar ki niye kaybettiniz? Komite kurulmuyor. Neydi o? İngiliz meclisinde hakaret ediyorlar ona. Bu benim kabahatim değil. Niye işte Çanakkale Savaşı'nı niye kaybettiniz diyorlar. Yani, çünkü neden? Orada bir detay var. O kadar gemi, o kadar asker ve siz kaybettiniz diyorlar. İşte söylüyorum sana. Oradan başlayıp büyük taarruza kadar gelen konuda yine söylüyorum, yaşadığım sürece de söyleyeceğim. Önce Allah'ın izniyle, sonra Allah'ın o bahşettiği cesaretle, bilgelikle ve tereddüt yürek etmeden, hiçbir gaflette düşmeden, en ufak bir basiret bağlantısı olmadan bir kumandan, silah arkadaşları ve bir ordu teşekkür etmiş. Bunun bir daha tekrardan yeniden yerine konması bir mucize. Zaten emrin verilmesi de bir mucize beklentisinin doğrultusunda. Çünkü o kadar büyük bir dahi ki burada sonuç itibariyle o sonucu yaşıyor, biliyor zaten. Atatürk büyük bir siyasi ve askeri dahi değil mi? Evet. Ya dizinin ilerleyen bölümlerinde halife görevi Mustafa Kemal verdiyse? O zaman zaten, o zaman hepten iş rezilliğe gider. O zaman iş hepten kepazeliğe gider. Ama nasıl gidecek? Yani böyle bir şey, böyle yani bak hocam affedersin. Tarihinde yaşanmamış, olmamış veya kapalı kapılar arkasında, perde arkasında olmuş işler o kendi mecrasında kalmakla yükümlüdür. Ben yine söylüyorum. Bu Kuvayi Milliyeci olabilir. Bu İttihat Terakki Cemiyeti'nden biri olabilir. Bunların kendi ikilerisinin cemiyet arasında, bu kuruluş arasında kendi aralarında anlaşmaya düştükleri yerler olabilir, ters düştükleri yerler olabilir, birbirlerine 50 tane şey söyleyebilirler. Bunları bir memleket kendi tarihinin karanlık böyle muazzaya açık yerlerini çıkartıp da lanse etmez. Lanse edemez. Evet, bunu da programımızın sonunda tekrar bu Cumhuriyet Bayramı'nın yani burası Amerika, gibi. Burasını Amerika olarak görme. Görmüyorum ben abi. Ben ezelden beri söylediğim bir şey var. Bu memleket bir şart memleketi, cumhuriyetle idare edilen ve Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dehaya sahip olmuş, bir şansa sahip. Onun çizgisi altında kalmak lazım ama unutma ki biz Alaturka bir milletiz. Ama bizi şart milleti olarak tanımladınız. Biz bunu o zaman biz, konuşalım abi. Müsaade buyur. Söyleyeyim sana. Ben bunu menfi manada söylemiyorum. Şart memleketi dediğin şeyde örfün var, adetin var. Ben bu cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i bu kadar sevip sayan, bu kadar hayran olduğum bir adam olmama rağmen ben asla ve kata Fatih Sultan Mehmet'i reddedemem. Ben Kanuni Sultan Süleyman'ı reddedemem. Oradaki onları da gözü kapalı olarak, o 36 padişahı da gözü kapalı olarak savunmuyorum. Vardır hataları, onu da çıkartmayın zaten. Bilerek, diyorum. Bilerek. Evet. Dolayısıyla da bu iki grup arasında o da neden çıktı? Onu da söyleyeyim ve susacağım bir daha program sonuna kadar. Estağfurullah. Herkesin, ben Mustafa Kemal'i tarif ederken gözümün nuru diyorum. Ben öyle inandım. Hepimizin gözümün nuru. Ben hayatımda iki tane Mustafa'ya inandım. Biri Hazreti Muhammed Mustafa, biri Mustafa Kemal. Bu kadar basit. Yani. İkisini de birbirinden asla mukayese etmedim. Dolayısıyla sen benim gözümün nuru dediğim bir şahsiyeti tahkir edersen, ben de senin savunduğun 36 padişah içinde 5'ini sarfınızar eder, gerisinin bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökerim. İşte bu. Bunu yapmayacaktık. Böyle başlamayacaktık. Böyle başlamayacaktı. Ha. Evet, Sayın Taslan'ın bu konudaki hassasiyetleri çok değerli. Anlayan ne demek istediklerini anlıyor. Sırada ne var? Programımız akıp gidiyor. Evet, magazin gündemine dönecek olursak Kuşum Aydın'dan samimi itiraflar gelecek. Ama esas şimdi en önemli son dakika gelişmesi var. Bu Kerimcan denen, ne yaptığı belli olmayan bir çocuk var. Onun arkadaşı yok, kalp hastalığı dediler, uyuşturucu komasına girdiği ortaya çıkmak üzere. Evet, peki durumu nasılmış onu da öğreneceğiz haberimizde. Evet. Bugün Feyzilyan özel günü, programımız devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı özel devam ediyor bugün. Bakın demin Kerimcan'ı gördük. Şimdi bu iyice abartmış, devlet artık el koymalı. Şu anda saatlerimiz 11.49, devam ediyor programımız ve canlı. Bakın bu Kerimcan en son ne yapmış? O fotoğrafı gösterin kardeşim. Bakın bacaklar ağda, kadın gibi.
üstte kürkünü giymiş. Ya kardeşim, bu adamı nasıl yani, bunlar mı ülkemize örnek olacak? Bunlar mı Atatürk nesli? Bu mudur yani? Nedir bu, kadın mıdır, erkek midir? Ne yapıyor bunlar ya? Bunlar nedir? Kaldır kardeşim bu görüntüyü, kaldır. Kaldır. Evet, biz konumuza dönelim. Bugün Cumhuriyet Bayramı özel yayınında özel bir jestimiz var. Fecilen kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi morluklarını yok eden krem bugün özel fiyat. Nedir bayram fiyatımız? 89 lira yerine 69 lira. Evet, kampanya da bugün, bildiniz. Evet, kampanya fiyatı. Her gün yapmıyoruz çünkü. Bugün yaptık. Artık çünkü kampanya normalde bitmek üzere ama bugün bayram için yaptık. Çok yüzlerce telefon geldi. Ne olur alamadık. Bugün de yapalım diye. Evet, bugün 89 lira yerine 69, 2 tane alırsanız 60, 3 tane alırsanız tanesi 55 lira. İkinci bayram jesti, kargoya para yok. 10 liralık hızlı kargo bugün bedava ve hızlı kargo bir günde kapınızda, pazartesi kapınızda. Ve başka bir jestimiz var. Power Bar yanında hediye verir. Evet, numaraları da girelim. Fecilen'e nasıl ulaşıyorlar? Fecilen.com'dan ve 0533 057 4592 akıllı telefon, WhatsApp ve arama numarası 0532 111 51 01. Genel gör şimdi beni. Numara kalsın ama genel gör. Ürünleri gör. Gör gör gör. Açıl 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 açıl. Hah, orada dur. Evet. Bugün Power Bar hediye vereceğim. İki hediye birden var. Yanında da rengarenk çantalardan vereceğim. İstediğiniz renkte. Neon. Patlak renkler böyle ama bu çantalar ne? İsterseniz makyaj çantası yapın. İsterseniz ilaç çantası. İsterseniz gündüz gece abiye kullanın. İsterseniz içinize cüzdanınızı, telefonunuzu koyun, çocuklarınız isterse kalem kutusu yapsın. Çok amaçlı bu çantayı da hediye vereceğim. Kime? Bugün saat, bir saat içinde sipariş verenlere. Hadi peki 13.30'a kadar olsun. 13.30'a kadar sipariş verenlere hediye vereceğim. Peki tüpün içinden ne çıkıyor? Power bar ne? Tüpün içinden bu çıkıyor. Bir fiş, bir de tüp. Bunu taktığımız zaman bunu fişe takıyoruz, şarj ediyoruz. Ve daha sonra telefonumuza takıyoruz. Telefonumuza takıyoruz. Ve gün boyu defalarca şarj ediyor. Öyle bir kere iki kere değil. Defalarca. Hem sizin hem arkadaşlarınızın, çocuklarınızın, herkesin telefonunu şarj ediyor. Elektriğe ihtiyaç yok. Prize ihtiyaç yok. Yoldayım, arabadayım, otobüsteyim, kafedeyim, geziyorum. Priziniz bu işte. Buna taktınız. Her türlü telefona uyuyor. Bütün model, bütün markalara. Yalnız da oh cebine at. Elektrik. Çünkü biliyorsunuz artık bu çağda şarjımız bitince elimiz ayağımız titriyor. Onu yok etmek için bu Power Bar'ı hediye ediyoruz. Bu çok değerli. Sadece telefon değil, bilgisayar, laptop, neydi diğer bir şey daha vardı, tablet ve fotoğraf makinesi, hepsini şarj ediyor defalarca. Onu da hediye ediyoruz. Peki esas gelelim ürünümüze. Kime hediye ediyoruz? Fecilen alanlara. Fecilen.com'dan ve 0532 111 5101. Burayı arıyorsunuz. Sihirli numara 0532 111 5101. Gençleşmek isteyenler, güzelleşmek isteyenler. Fecilen nedir? Onu anlatayım size. Tibet'e gittim, gördüm ki yerel halk bir ağaç kökünden bir krem yapıyor ve cildini gençleştiriyor. Onu Türkiye'ye getirdik. Getirdik diyorum, ben bir reklam yüzü değilim, ürünün ortaklarındarım. Doktor olduğumu, gerçeklerin sözcüsü olduğumu düşünürseniz yanlış bir ürünü tanıtmayacağım, tahmin edersiniz. Bakın, zoom yap. Şimdi cildin üç katmanı var. Çoğu krem nemlendiriciden öteye gitmez. Çünkü sadece üstte kalırlar. Bu epidermisin üstünde kalırlar. İşe yaraması için alta nüfuz etmesi lazım. İşte Fecilen'in özelliği bu. Tüm katmanlara cildin nüfuz ediyor. Bakın, ciltte bu düzgün bir cilt, kırışmamış cilt, bu kurumuş bir cilt. Aradaki fark. Peki, yaşlı ciltle genç cilt arasındaki fark ne? İşte genç cilt dümdüz bakın. Yaşlanmış cilt, kırışan cilt böyle. Aradaki fark ne? Yaşlandıkça orta yaş, orta yaş üstü hanımlar, menopozdaki hanımlar, menopoz sonrası hanımlar, orta yaş üstü ileri yaş beylerde kollajen ve elastin dediğimiz bu yeşil ve bu çubuklar gidiyor. O zaman bir bina düşünün, binanın iskeleti çökünce bina çöker ya, işte cildiniz öyle çöküyor. Bakın azaldı çünkü, yaşlandıkça azaldı. İşte Fecilen'in özelliği, sadece Fecilen'de bulunan bir molekül var. O molekül tekrar kollajen ve elastini artırıyor ve tekrar cildimiz düzgünleşiyor. Bir balon düşünün. O balon sönüyor. O sönük balon tekrar canlanıyor. Bakın hanımların en büyük derdi böyle dudak üstü çizgilenmeleri. Hepsi gidiyor. Hepsi Fecilen'le gidiyor. Günde kaç kere kullanacaksınız? 2 kere. Bir sabah bir akşam. Düzgün kullananlara bir hafta 10 gün içinde gidiyor. Botoksuz, ameliyatsız. Botoks zaten dünyanın medeni ülkelerinde yasaklandı. Kas tembelliği yapıyor. Bakın tüm kırışıklıklar, cilt lekeleri, göz çevresi morlukları hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Göz çevresi morlukları, sivilce izleri, akne izleri hepsi gidiyor.
koyu halkalar gidiyor. Neydik? Ve kırışıklıklar, cilt lekeleri, göz çevresi morlukları gidiyor. Ayrıca 20 faktör güneş koruyucu var. Güneşin zararlı ışınları tüm yıl boyunca devam ettiği için 4 mevsim boyunca kullanıyoruz. Fenjilyana nasıl kapı ödüyoruz? Kapıda ürünün gelsin öyle öde kardeşim. Nakit öde, kredi kartıyla öde. İstersen EFT yap, istersen havale yap. Her türlü ödeme kolaylığı var. Ve herkese, her yaş grubuna, çünkü gençler de kullanıyor, cilt yaşlanmaları geciksin diye hamileler dahi kullanılıyor. Hemen kaçırmayın çünkü bu kampanya bir daha yok. 89 liralık krem 69, 2 tane alırsan, 3 tane alırsan tanesi 55 lira ve kargo bedava ve yanında telefon, yedek, batarya, şarj ünitesini bedava veriyoruz bugün. 2 saat içinde, pardon, saat 1.30'a kadar sipariş verenlere bedava veriyoruz ve çantalarımız rengarenk bedava veriyoruz. Hemen bayram hediyesi bunlar. O zaman hemen fenjilyan.com'a giriyoruz ya da 0532 111 5101, 0532 111 5101. Aklınızda kalmayanlar için Google arama motoruna, cepten, bilgisayardan Erol Köse yazın, yanına krem yazın, hop fenjilyan.com önünüze gelir. Fenjilyan'la gençleşin, hediyeleri kaçırmayın. Oley! Fenjilyan sürmüyorsan dizimle değilsin. Ne sürüyorsak o fenjilyan. Evet, hafta evet, sonu evet. Enerjisi bu olsa bayram gerek. Bayram programı bugün, mutluyuz. 29 Ekim. Çünkü Cumhuriyet Bayramı bugün. Cumhuriyet Bayramı'na yaraşır güzel bir program yaptık bence. Sürçülisan ettiysek affola. Evet Sağış abi, senin söyleyeceğin. Herkese evet, Cumhuriyet şekilde. Bayramı'nı kutluyorum. Sürçülisan da etmedik. Herkes hissettiğini ve kafasından geçenlere bir üslup dahilini anlatmaya evet. çalışıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Ne mutlu Atatürk'ün kurduğu bu ülkede, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde, laik Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Işığımız Atatürk'tür, Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk çizgisindeki kanunlarıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet, hepimizin, Cumhuriyetimizin doğum günü kutlu olsun. Şimdi yine özel görüntülerle veda ediyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.